Dökecektim abla. Nasıl dökeceğime karar veremedim. Yoğurayım. Yoğurayım abla. Ben şeklini yuvarlak yapacağım. Yapamadım. Beceremedim. İnsanın yedikçe yiyesi geliyor. Şıkır 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 şıkır. Girme girme Aybüke. Tamam çık. Ve şimdiden videomu beğenin. Şu sonuçları çok güzel olacak. Merhabalar tekrardan kanalıma. Hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis kurabiye tarifleri göstereceğim. Başlamadan önce kanala abone olduğunuzdan emin olun. Abone olun. Gelin videoya geçelim. Öncelikle ben şehir dışında okuyan bir üniversite öğrencisiyim. Böyle olunca da aileden uzakta yemeklerin, tatlılarını kendin yapman gerekiyor. Ben de yemek yapmaya, tatlı yapmaya meraklı bir insan olduğum için sürekli tarifler araştırarak, farklı farklı şeyler deneyerek birçok tatlı yemek tarifi öğrendim. Bu tarifleri araştırırken de en çok dikkat ettiğim şey az malzeme kullanacağım ve hızlı hazırlayabileceğim bir şeyler olmasıydı. Böyle böyle elimde birçok tarif oldu dediğim gibi. Ben de dedim ki neden bunu YouTube'da paylaşmıyorum? Sonuçta benim gibi üniversite öğrencileri YouTube'u izleyip YouTube'dan yemekler yapıyorsa ben de onlarla bu güzel tarifleri paylaşayım dedim. Şimdiki tariflerimizin ortak özelliği az malzemeleri pratik olması. Bu yapacağım tarifleri daha önce hiç yemek yapmamış olanlar bile kolaylıkla yapıp lezzetli sonuçlar elde edebilir. O zaman ilk kurabiyemize geçelim. Bu kurabiyemiz tahinli kurabiye. Malzemelerimizi sayıyorum. 1 çay bardağı tahin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı toz şeker, 4 çay bardağı un, 1 paket şekerli vanilin ve 1 çay kaşığı kabartma tozu. Gördüğünüz gibi özen özne hepsini ayrı ayrı bardaklara koydum. Ama normalde böyle yapmıyoruz. Neden? Öğrenci evlerinde öyle milyon tane şey kirletmeye gerek yok. Ama YouTube için özenli tabii ki. Kolay tarifimize başlıyoruz. Her şey çok kolay. Bakınız. Yağımızı ekledim. Tarif aşırı basit. Dediğim gibi hiçbir efor sarf etmenize gerek yok. Bütün malzemeleri ekliyoruz. Unu eklemeden önce ben bir tur bir karıştıracağım. Böyle silikon bir karıştırıcıyla karıştırırsanız çok daha iyi olur. Tatlı bir kaşıkla da karıştırabilirsiniz. Ben şimdi tabii aile evinde olduğum için öyle silikon karıştırıcım falan filan da var da öğrenci evinde öyle değil. Dökecektim ağzıma. Artistlik yapacağım diye. Unu eklerken kontrol etmenizi tavsiye ederim. Nasıl dökeceğime karar veremedim. Kalan unumuzu da döktükten sonra karıştırıcıyı bir kenara bırakıp ellerimizle hamurumuza girişiyoruz. Şöyle hamurumuz biraz ayrı ayrı olabilir ama elimizi alıp şöyle biraz elimizi alıp biraz sürdüğünüzde yapışırsa yani olmuştur. Eğer hala olmamışsa bir yarım bardak daha un ekleyebilirsiniz. Dilerseniz bu tarifin içine azıcık öğütülmüş ceviz de eklerseniz çok daha güzel olur. Ceviz ne içine giderse bence güzel olur. Aynı şekilde fındık da olabilir. Bunlardan parça parça alıyorum. Ben şeklini yuvarlak yapacağım. Yapamadım. Şeklini. Beceremedim. Şeklini, büyüklüğünü tamamen siz karar verebilirsiniz. Tabii aşırı büyük yapmamanızda fayda var. İçinin de güzel pişebilmesi için. Ben böyle yuvarlak yuvarlak yapacağım. Hepsini yoğurduktan sonra görüşürüz. Kurabiyeleri yoğurma işlemimiz bitti. Görüldüğü üzere büyüklüğü, küçüklüğü, şekilleri yamuk yumuk ama bu hiç önemli değil. Çünkü neden? Bizim için önemli olan şekilleri değil, tatları ve hızlı oluşu, pratik oluşu. Şimdi fırına gidiyorlar. Önceden 190 derecede ısıttığımız fırında 20 dakika kadar pişmesi gerekiyor.
Ama tabii her fırının ayarı değişebiliyor. O yüzden sürekli kontrol etmenizi tavsiye ederim. Üstü çatlak çatlak olana kadar pişireceğiz. Hadi bakalım. Tahinli kurabiyemizi fırına attık ve şimdi bir sonraki kolay tarifimize geçiyoruz. Bu tarif tahinli kurabiyeden çok çok daha kolay ve çok daha az malzemeli. Çok daha kolay ve çok daha az malzemeli. Çok daha az. Çok tahinli kurabiyeden daha az malzemeli ve daha kolay bir tarif. Bu tarif için gerekli malzemelerimiz 3 paket Hindistan cevizi. 50'şer gramda, 2 adet yumurta beyazı, 1 su bardağının 4/5'i kadar pudra şekeri. Bizim su bardağında böyle 5 tane yuvarlak olduğu için ben 4'üne kadar doldurup ölçebiliyorum. Başlayalım tarifimize. Öğrenci olduğumuz için hiçbir şeyi heba etmiyoruz ve son kalanına kadar kullanıyoruz. Biraz portakal aroma verici ekleyeceğim çünkü kokusunu çok seviyorum. Tabii bu da bir lüks çünkü aile evindeyiz, öğrenci evinde olsak eklemezdim. Tabii bunu eklemeden de gayet güzel oluyor tarif ama ben kokusunu seviyorum dediğim gibi. Bunca kurabiyeyi de kime yedireceğim? Bulurum birini ya. Zaten bu Hindistan cevizli kurabiye tarifi böyle insanın yedikçe yiyesi geliyor. Bu tariften 20 tane falan çıkıyor top. Şöyle görüyorum. Evet, pilav gibi görünüyor. Ve çokça elinize yapışacak gibi yumururken yumururken geçiyoruz. Tepsimizi hazırlamayı unuttuğumuz için hemen tepsi hazırlayıp geliyorum. Bekleyin beni. O sırada da abone olmadıysanız abone olun. Ve şimdiden videomu beğenin. Çünkü sonuçları çok güzel olacak. Hemen geri döndüm. Bu sırada da tahinli kurabiyelerimiz pişti. Onları çıkardım. Tahinli kurabiyeler için ufak bir tavsiye. Fırından çıkardıktan hemen sonra almaya çalışmayın tabağı. Çünkü ağızda dağılan bir kıvam olduğu gibi elde dağılan bir kıvam da olabilir. Bir 5-6 dakika dinlenmesini bekleyin. Sonra tabağa servise alabilirsiniz. Şimdi bu tarifte yoğurma yaparken böyle elinizi alıp yuvarlayamıyorsunuz. Çok çabuk dağıldığı için. Ben şöyle parmak uçlarımı alıp avucuma koyuyorum. Atmıyorum. Biraz sıkıştırıyorum. Elimde bir yoğuna atıp bu şekilde yaptığımda böyle çok güzel top haline geliyor ve bundan da 20 tane çıkıyor. Büyüklüğü yine keyfinize kalmış. Bunda böyle bir un kullanmadığımız için aşırı böyle bir pişme derdi olmayacak. O yüzden daha büyük parçalar yapmaya çalışabilirsiniz. Yani korkmayın. Herkes de çok korkuyordu büyük parça yapmaya. Girme Aybüke. Tamam çık. Aile evi dramı. Hindistan cevizli kurabiyelerimi de şimdi fırına koydum. Onları da 180 derece önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişireceğiz. Üstleri böyle turunculaşmaya başlayana kadar. Diğer kurabiyemiz de pişsin. Tadalım bakalım nasıl olmuş. Bir de ufak bir tüyo, Hindistan cevizi toplarını fırına taşırken tepsinizi sallamayın, bir yere vurmayın. Tepsi sonra yuvarlanıyor birbirine. Hindistan cevizli kurabiyelerim de pişti ve sırada en eğlenceli kısım var, tatmak. Şunların güzelliğine bakın. Nasıl mutlu oldum.
Böyle tahin kokusu ve tadı çok güzel yapıyor kurabiye. Böyle bayılacağım gibi konuşuyorum yalnız. Böyle üst katmanı hafif böyle yumuşak yapışıyor damağınıza. Ama içinde böyle daha güzel çıtırtılar var. Ve sırada Hindistan cevizi toplarım. Kamerayı düşünmeden. Tadalım bakalım. Bu da çok güzel. Göstermek istiyorum. Hindistan cevizi parçaları da çıtırtılı gibi ama yumuşak da anlatamıyorum. Çok güzel ve kattığım portakal aromasının kokusu çok daha güzelleştiriyor bence. Evet, tariflerim bu kadardı. Eğer bu tarifleri denerseniz mutlaka yoruma yazın olup olmadığını, beğenip beğenmediğinizi. Umarım video sizin için eğlenceli ve faydalı bir video olmuştur. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum bu tarifleri. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel güzel yorumlar atmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz bu tarz videolar çekmek isterim. Keşfettiğim diğer tarifleri ya da yemekleri de olabilir tatlıdan ziyade. Eğer daha fazla bu şekilde video isterseniz yorumlara yazarsanız çok iyi olur benim için de. Ben de heveslenirim ve böyle videolar daha çok çekerim sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.